Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda İsra suresinin son sayfasında yer alan 105 ve 111. ayetler arasını değerlendirmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak şöyle bildirmekte: ve bil hakkı enzelnahu, biz onu hakla indirdik. Ve bil hakkı nezel, ve o hakkı beyan için nazil oldu. Kur'an-ı Kerim hak üzere taraf-ı ilahiden indiriliyor. Yani Kur'an-ı Kerim haktır, Allah'ın kelamıdır. Ve Kur'an-ı Kerim hakkın ne olduğunu, gerçeğin ne olduğunu bizlere beyan eder. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا. Ey Peygamber, biz seni insanlara ancak bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Her peygamber kavmine cenneti müjdelemek ve Allah'ın azabıyla uyarmakla görevli. Bu peygamberimiz için de böyle. Ve peygamberimiz zorla insanlara hak ve hakikati kabul ettirecek değil. Onun görevi cenneti anlatmak, Allah'ın rahmetini anlatmak ve buna mukabil olarak da Allah'ın azabından, cehenneminden insanları uyarmak. Ve Kur'anen faraknahu, ve Kur'an'ı parça parça biz indirdik sana. Litagrahu alennasi ala mukthin, ta ki insanlara peyderpey bu şekilde okuyasın diye. Ve nezzelnahu tenzile, ve onu parça parça indirdik. Bu da Kur'an-ı Kerim'in önemli cihetlerinden birisi. Allah-u Teala dileseydi Kur'an-ı Kerim'i gökten bir kitap şeklinde indirebilirdi. Ama öyle değil de 23 yıl boyunca olaylara bir cevap olarak indiriyor. Ve o olayların sıcaklığı içinde o zamanki Kur'an'ın muhatapları gözleri semada oluyor. Acaba bu konuda bir ayet inecek mi? Ve inecek ayetleri gözlüyorlar ve bekliyorlar. Ve böylece o ilk devir Müslümanlarını doğrudan doğruya Kur'an-ı Kerim'in ayetleri terbiye ediyor. Onlar vahyin terbiyesiyle yetişiyorlar. Ve problemlerini vahiyden gelen ölçülerle halletmeye, çözmeye çalışıyorlar. Bu doğrudan doğruya bir Kur'an mucizesi. Kur'an-ı Kerim 23 yılda nazil oldu. Ve bu 23 yıl boyunca Müslümanlar çok olaylarla karşılaştılar. Ve her karşılaştıkları olayda Allah-u Teala ilgili ayetleri indirdi ve böylece insanlar semadan gelen Kur'an ayetlerine muhatap olup o konuda ilahi hüküm nedir ve kendilerine ne gibi bir tavır alması gerekiyor, bunları öğrendiler. Gul aminu bihi evla tukminu, onlara sen de ki ona iman edin veya inanmayın. Yani ister inanın ister inanmayın. اِنَّ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمِ مِنْ قَبْلِهِ, daha önceden kendilerine ilim verilmiş olanlar, yani Abdullah İbni Selam gibi mesela Yahudilerden ilim sahibi bir insan, bu gibi kimseler, اِذَا يُتْرَ عَلَيْهِمْ, onlara Kur'an-ı Kerim okunduğunda, يَخِرُّنَ لِلْاَذْغَانِ سُجَّدًا, onlar yere kapanırlar ve secdeye varırlar. وَيَقُولُونَ, ve şöyle derler, Subhane Rabbina, Rabbimizi tenzih ederiz. Rabbimizin şanı yücedir. İn kâne vâdu Rabbina lemef'ûle, Rabbimizin vaadi muhakkak ki yerine getirilecektir. Ve yahirrûne lil ezgâni yebkûne, gözyaşlarıyla secdeye varırlar. Ve yeziduhum huşû'a, ve huşu, onların huşuları daha da ziyadeleşir. Burada İlim ehlinin özel bir durumuna dikkat çekiliyor. İlim ehli olanlar Kur'an-ı Kerim'e muhatap olduklarında kabul ediyorlar. Ama varsın bazı insanlar kabul etmesin, bu o kadar da önemli değil. Yani Peygamberimize bu talimat veriliyor. Sen onlara de ki, ona ister inanın ister inanmayın, ama ilim sahibi olanlar onu duyduklarında secdeye varırlar. Ve huşu içinde, gözyaşları içinde Kur'an-ı Kerim'e muhatap olurlar. Peygamberimiz döneminde işte Abdullah İbni Selam gibi Yahudilerin önde gelen alimlerinden iman edenler var. Habeş Kralı Necaşi gibi
Hristiyanların önde gelenlerinden kişilerin iman etmeleri var. Dağatır isminde bir rahibin Kur'an-ı Kerim ayetlerine muhatap olduğunda, Peygamberimizin davetine muhatap olduğunda iman etmesi var. Bu gibi kimseler Kur'an-ı Kerim'e muhatap olduklarında gözyaşlarıyla secdeye varıyorlar. Ve huşu içerisinde gönülleri mutmain bir vaziyette Kur'an'a muhatap olmaya çalışıyorlar. Gulidullah evidurrahman de ki ister Allah olarak dua edin, isterse Rahman olarak. Yani Allah'a dua ederken ister Allah adıyla dua edin, ister Rahman adıyla. Eyyemmâ ted'u felehul esmâul husnâ. Yani hangi isimle dua ederseniz edin, şüphesiz en güzel isimler Allah'ındır. Yani ya Rahman diye dua ettiğinizde de yine Allah'a dua edersiniz. Ya Rezzak dediğinizde Allah'a dua edersiniz. Malum Cenab-ı Hak 1001 isim ile müsemma. Bir hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bildiriyor. İnne lillahi tis'a ve tis'ine isme. Allah'ın 99 ismi vardır. Ve men ahsaha dehalel cenne. Kim bunları saysa cennete girer. Burada 99 isim tahsis için değil, belki teksir için, yani çokluğu ifade için gelen bir rakamdır. Çünkü bu 99 isim içinde olmayan ama Kur'an-ı Kerim'de yer alan Cenab-ı Hakk'ın başka isimleri de var. Mesela Rab, Cenab-ı Hakk'ın isimlerindendir. Ama bu 99, hadiste bildirilen 99 içinde yer almamıştır. Demek ki Peygamberimizin 99 demesi sadece 99 olduğu için değil, çokluğu belirtmek için kullanılan bir ifadedir. Ve Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın o hadislerde bildirilmeyen daha diğer isimleri de geçmektedir. Bir bazı açıklamalarda Cenab-ı Hakk'ın 1001 ismi olduğu ifade edilir. Ve bazı rivayetlerde ise Cenab-ı Hakk'ın isimlerini tam da bilemeyeceğimiz, bizim bilemeyeceğimiz kadar isim ve unvanın sahibi olduğu da ifade edilir. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ya Rabbi diyor, bildiğim bilmediğim bütün isimlerine senden istiyorum. Bildiğim bilmediğim bütün isimlerine hürmetine şunlardan şunlardan şu şeylerden sana sığınıyorum. Demek ki Peygamberimizin bile bilmediği bazı ilahi isimler olabilir. Esma-ül Hüsna denilince ne anlayacağız? Esma-ül Hüsna Cenab-ı Hakk'ın kemalatının ünvanlarıdır. Bir insan diyelim ressamdır. Ressam olmak onun için bir ünvandır. Aynı kişi aynı zamanda hattat olabilir. Bu da başka bir ünvandır. Aynı kişi aynı zamanda başka bir sanatı gayet iyi bilebilir. Bu da başka bir ünvandır. İşte Allah-u Teala bizim bilemeyeceğimiz kadar ünvanların sahibidir. O yaratandır, o rızık verendir, o her şeyi görendir, o her şeyi bilendir. Daha böyle sayabiliriz. Bunların her birisi Cenab-ı Hakk'ın birer ismidir. Ve bizler dualarımızda Cenab-ı Hakk'ı bu 1001 ismiyle bildiğimiz bilmediğimiz daha nice isimler varsa onlarla tanımakla bir nevi mükellefiz. Sadece Allah demekle bitmiyor. Allah'ı Rahman olarak, rahmetiyle de tanımamız lazım. Allah'ı Hakim olarak, yani her yaptığı hikmetli, her yaptığı yerli yerinde o şekilde de tanımamız lazım. Kur'an-ı Kerim'i bir bütün olarak okuduğumuzda şunu görürüz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kendini isimleriyle bize tanıtıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de وَهُوَ السَّمِعُ الْبَصِيرِ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ bu gibi pek çok isimler, ünvanlar geçer. Latiful Habir gibi pek çok isimler, ünvanlar geçer. Ve biz bunları okuduğumuzda Allah-u Teala'yı o isimlerle, o ünvanlarla tanımış oluruz. Ve gerçek anlamda Allah-u Teala'yı tanımak zaten bu şekilde mümkün olacaktır. Ve Cenab-ı Hakk'ı gerçi layıkıyla idrak edebilmek mümkün değildir. Ama bu isimlerle Allah'ın marifetine ermek, marifetullah'ta daima ilerlemek mümkündür. Ve şu görmüş olduğumuz alem Allah-u Teala'nın isimlerinin bir tecelligahıdır.
Nasıl ki bir ressam bir resim sergisi açtığında pek çok eserlerini orada sergiliyor. Allah-u Teala şu alem sergisinde isimlerinin tecellilerini bizlere göstermektedir. İşte biz sema alemine baktığımızda Cenab-ı Hakk'ı Ya Azim Ya Kebir ünvanlarıyla daha iyi tanırız. Azametiyle, kibriyasıyla daha yakından biliriz. Cenab-ı Hakk'ın rızıklarına baktığımızda, muhatap olduğumuzda, bütün canlıları rızıklandırdığını gördüğümüzde onu Rezzak olarak tanırız. Hastalıklardan şifa bulduğumuzda onu Şafi olarak biliriz. Günahlarımızın affu mağfiretiyle onu Gafur olarak biliriz, tanırız. Ve her yaptığı şeyin hikmetli olmasıyla onu Hakim olarak biliriz. Daha bunun gibi diğer isimlerle, ünvanlarla Allah-u Teala'yı biliriz. Ve bu insanı Allah'ın marifetinde daha ileriye götürür. Ve bizlere de düşen daima marifetullah'ta daha ileriye gitmeye çalışmaktır. وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِدْ بِهَا. Yani namazında veya duanda çok da cehri söyleme ve tümüyle sessiz de söyleme. وَبْتَغِي بَيْنَ ذَٰلِكَ سَب۪يلَ. Bu ikisi arasında bir yol tut. İslamiyet denge dinidir. İfrattan, tefritten, aşırılıklardan uzak olmanın bir sistemidir. Dolayısıyla bu ayet-i kerimede de orta bir yol bize bildiriliyor. Aşırılıklardan uzak. Diyelim dua edeceğiz. Dua ederken çok sesli dua etmek, bağırarak dua etmek uygun değil. Tümüyle sessiz yapmak o da uygun değil. Veya namaz kılarken çok cehri okumak uygun değil. Tümüyle sessiz, hiç dilimizle kıpırdamadan namazı kılmak yine o da uygun değil. İnsan tek başına namaz kılarken de en azından dili yine kıpırdamalı. Yanımızdaki gerçi sesimizi duyacak kadar da olmamalı ferdi kıldığımız namazlarda. Burada Allah-u Teala bu şekilde orta bir yolu bize gösteriyor. Salat kelimesi dua anlamında da kullanılabildiğinden aynı kelime dua yaparken de orta bir yolu takip etmek o manada bir mesajı bize bildiriyor. Ve kulil hamdülillah de ki elhamdülillah ellezî lem yettehiz velede. Yani her türlü hamd öyle bir zata mahsustur ki o bir çocuk edinmemiştir. Ve lem yekullehu şerikun fil mülk. Ve onun mülkte bir şeriki, bir ortağı yoktur. Ve lem yekullehu veliyyun minezzül. Ve zillet verici bir yardımcıya da muhtaç değildir. Ve kebbirhu tekbira. Böyle söyle ve Allahu Ekber deyip Allah'ı tekbir ile yad et. Bu gerçekten bizim önemli görevlerimizden iki tanesine dikkat çekiyor. İnsan elhamdülillah diyecek. Elhamdülillah Cenab-ı Hakk'ı kemal sıfatlarıyla yad etmektir. Ve nerede elhamdülillah ifadesi varsa Cenab-ı Hakk'ın kemalini anlatan şeyler de peşinde gelmektedir. İşte burada Allah-u Teala'nın bir çocuğu olmayışı, bu bir kemaldir. Ve mülkte ortağının olmayışı, bütün mülkün Allah'a ait olması, Allah'ın mülkünde başkasının tasarrufunun söz konusu olmaması, bu da bir kemaldir. Ve Allah'ın velileri vardır. Allahu veliyyüllezine amanu, iman edenler bir yönüyle Allah dostudurlar. Ama haşa Allah'ın yardımcısı değildirler. Veya melekler Allah namına icraatta bulunurlar ama Allah'ın yardımcısı değildirler. İşte bu tarzda Allah-u Teala bir yardımcı edinmekten de münezzehtir. Bu da başka bir kemal. Yani Allah'ın mülkünde sadece Allah'ın tasarrufu var. Melekler Allah namına nezarette bulunuyorlar. Onlar görevleri hangi alandaysa oradaki tecelli eden ilahi kudreti, ilahi tasarrufatı müşahede ediyorlar. Onların görevi bu. Yoksa Allah'a yardımcı olmak değil. Mesela Azrail aleyhisselam Allah'a can almakta yardım ediyor değil. Veya Cebrail aleyhisselam vahyi ulaştırmakta Allah'a yardımcı oluyor değil. Onlar sadece bu noktadaki tasarrufları müşahede ediyorlar. Allah-u Teala sebeplerle tasarrufta bulunuyor.
İşte diyelim ağaçlarla meyve gönderiyor, bulutlarla yağmur gönderiyor, anne babayla insanları, yeni insanları yaratıyor. Bütün bunlar da, bunlar Allah'ın şeriki değildirler. Allah'a yardımcı değildirler. Ve bütün bunlar da doğrudan doğruya Allah-u Teala'nın tasarrufu kendini göstermektedir. Demek ki bir evladı olmamak, mülkünde şeriki olmamak, bir yardımcısı bulunmamak, bütün bunlar birer kemal sıfatı ve bundan dolayı Allah'a hamdolsun. Bu da önemli bir nokta. Yani Allah-u Teala'nın veledi de olsaydı, çocuğu olsaydı onu da razı etmek gibi bir durumumuz söz konusu olurdu. Ve bu da bir takım sıkıntıları beraberinde getirirdi. Yani Allah'ın çocuğu olmayışı yine Allah için bir kemaldir. Kendimize bu noktada kıyas edemeyiz. Yani bir insan çocuğunun olmasını arzu eder. Ama Allah-u Teala böyle bir münasebetten münezzehtir. Allah-u Teala yaratıcıdır. Ve Allah-u Teala ile mahlukat arasındaki nispet doğrudan bir yaratmadır. Ve Allah-u Teala yoktan var etmiştir. Bütün anneleri, babaları, çocukları yoktan var etmiştir. Daha diğer bütün canlı cansız şeyleri Allah-u Teala doğrudan yaratmıştır. Ve mülkünde şeriki olmamak, bu sadece Allah için geçerlidir. Başka bütün varlıkların ve bütün hüküm sahibi, saltanat sahiplerinin şeriki de vardır. Diyelim bir insan sultan olabilir, bir kral olabilir ama onun yardımcıları da vardır ve yardımcılar onun saltanatında ona şeriktirler. Ve o tek başına her yerde icraatta bulunamaz. Ama Allah-u Teala alemin her tarafında tasarrufta bulunmaktadır. Ve mesela insan vücudunda acaba biz Allah'ın bu tasarruflarına müdahil olabilir miyiz? Düşünecek olursak Allah'ın tasarruflarına müdahil değiliz. İnsanda 100 trilyon hücreden söz ediliyor. Her bir hücremiz bir kimya laboratuvarı gibi çalışıyor. Bir fabrika gibi faaliyet halinde. Ama bizim bunlardan haberimiz yok. Ve oralarda neler olup bitiyor doğru dürüst takip edemiyoruz. Takip etsek de zaten müdahale edemiyoruz. İşte Allah'ın mülkünde şeriki söz konusu değil. Belki hatıra şu gelebilir. Mesela gökyüzünde bulutlar var. Yağmur yağmadığı zamanlarda insanlar bulutlara yağmur bombası atıp onları yere indirmeye çalışıyorlar. Bu Allah'ın mülküne karışma anlamına gelir mi? Ve Allah'ın mülkünde bir şeriklik gibi bir şey düşünülebilir mi? Hayır, o anlamda değildir. Allah tabiata kanunlar koymuştur. Eğer insanlar bu kanunlardan istifade edebilirlerse önleri açıktır. İnsanlar yoktan bulut meydana getirmez ve yoktan yağmur yağdıramaz. Ancak bu noktada teknolojiyle eğer ihtiyaçta varsa, yapabiliyorlarsa bu gibi bir şeyi yapabilirler. Bu Allah'ın işine karışmak anlamına gelmez. Ve sonunda ve kebbirhu tekbira, Allahu Ekber diyerek Rabbini tekbir et, onun büyüklüğünü ilan et deniliyor. Ve alemde gördüğümüz her şey Allahu Ekber manasını zaten bize bildirmektedir. Allah büyüktür. Anlayabildiğimizden daha büyüktür. Tasavvur edebildiğimizden daha büyüktür. Bütün akıllar toplansa, tek bir akıl olsa Allah'ın büyüklüğünü anlama noktasında yine de onu hakkıyla takdir edemezler. Hakkıyla idrak edemezler. Böylece Kur'an-ı Kerim'deki surelerden birini daha bitirmiş olduk. İsra suresinin son ayetini de bitirdik. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler ve geceler diliyorum.